erkek kedi. Aa. O gördü paylaştığım kediyi. Ben onu gizlice çektiydim. Kedi değil canım. Vallahi Azrail girmiş içine. Yemin ediyorum. Ay. Her yerini yemiş. Daha yukarıda da var. Çok kötü. Burada ensemde var, yanağımda var. Burada da var. Oo. Her yerde var. Oturuyorduk, çay içiyorduk. Kedi de sandalyede oturuyordu. Aramızda masa var. Bayağı bir buçuk metre kadar yer var. Arkadaşımın da ayağında rahatsızlığı olduğu için sandalyenin üstünden atladı enseme. Perdeyi açar mısın dedi arkadaşım. Perdeyi açarken ben sandalyenin üstünden resmen böyle uçar gibi atladı enseme. Önce ensemle yanağımı ısırdı. Sonra bu taraflarımı ısırmaya başladı. Sırtımı falan ısırdı. Kadın beni kurtarmak için, yani bunu daha önce yapmış bir şey değil. İlk defa yaptığı için kadın beni kurtarmak için üstümden çekeceğim diye uğraşıyor. Bu sefer kadına saldırdı. Tabii arkadaşıma da saldırdı. Bir tek kedi Tekir. 14 yaşında. 14 senedir. Kendi bakıyor. Küçücükmüş daha önce. Küçücükmüş ama kadın, o da korktu, ben de korktum. Ambulans çağırdık. İkimiz de rahatsızlığımızdan dolayı kan sulandırıcı kullandığımız için ambulans çağırdık. Sigortaya gittik. Sigortada kanımızı durdurdular. Yaralarımızı pansuman ettiler. Ben lösemi hastası olduğum için benimkini sardılar. Ama kadın benden daha beter. Sol taraf komple diş izi böyle oyuk oyuk. Oyuk oyuk sürekli kanıyordu. Onun kan sulandırıcısını sürekli aldığı için. Bugün de gidip göremedim. Korkuyorum çünkü. Kediyi veteriner gelip sakinleştirici iğne vurmuş, götürmüş. Ama evine gidemez. Çünkü çok berbat oldu. Giremedi. Ben de giremedim. Giremem. Şu anda kedi alında bakıyor. Kediyi sabah aldıklarını biliyorum. Arkadaşıma telefon ettim. Ne yaptın dedim. İtfaiyeyi çağırdın dedim. Veteriner dedi, uyuttu dedi iğne şeyle. Ne diyorsunuz siz? Anestezi verdiler dedi. Onunla dedi aldılar dedi. Değilse dedi o eve girmemiz mümkün değil. Kaplan gibi ya. Vampir gibi atladı böyle. Isırdıkça ısırıyor. Kadının elinde böyle asası var. Asayı vurdukça yere düşüyor, geri atlıyor.